Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Dilara. Taha ile birlikte şu anda Poyrazlar Camping'teyiz. Instagram'dan bizi takip eden arkadaşlarımızın yoğun isteği üzerine bu Concord Liner adlı dev karavanın çekimini yapıyoruz sizler için. Çok merak edildi, çok soru geldi. Biz de gerçekten çok beğendik. Müthiş bir karavan, çok büyük, çok lüks bir karavan. Hatta Concord Liner'ı gördükten sonra biz kendi karavanımıza karavan demeye utanmaya başladık. Bizi Instagram'dan takip etmeyenler için kullanıcı adımız 365 gün doğadayız. Oradan da bizi takip edip neler yaptığımızı görebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş tanıtıma geçelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu anda karavanın içindeyiz. İçinde hemen bizi şöyle bir bar karşılıyor. Evet. Bar derken bardaklık. Vay vay vay. Biz de Emma'ya bardak falan taşıyoruz yanımıza kırılmasın diye. Biz de bence bundan yaptırabiliriz. Evet, 12 metrelik bir karavan, Concord Liner. Gerçekten yaşam alanı olarak eksiksiz. Karavan deyip hakaret etmeyelim lütfen. Yürüyen villa. Evet, yürüyen villa. Mutfağına bakalım mı? Evet. Burada gerçekten büyük, çok çok büyük bir mutfak var. Ev mutfağı konseptinde. Evet. Gayet geniş bir lavabo. Ay çok güzel ya. Burada karavan için, yani yaşam için her şey en üst seviyede düşünülmüş. Evet. İçeride bir kahve makinesi evet var. Kahve makinesi seyir halindeyken. Tekrar inip çıkabiliyor. Evet. Düşünülmemiş hiçbir şey yok sanırım. Burada bir adet... Aynen. Kahve makinesini seyir halindeyken kapatıyoruz. Bir adet fırınımız var. Yani gayet domatiğin her şeyin fırını, yapılabilecek evet bir fırın. Yeterli ve aslında büyük bir tepsi sığıyor yani. 45 litrelik dar bir fırın. Dar görünüyor ama 45 litrelik. Yani karavan için şurada köşesinde yazıyor. 45 bir derece açık biliyor hayatım. Cahilliğinde böylesi yani. Evet, buzdolabımız buzluk ve aynı zamanda büyük, böyle yaklaşık 120 litre kadar bir buzdolabı var. Evet, böyle müthiş dolapları var gerçekten. O kadar çok erzak alıyor ki biz yani şunun sadece tek rafını falan tek rafına sahibiz. Evet, burada bir tane daha kitleyelim. Yani evde bulunan bütün mutfak araç ve gereçleri, malzemeler evet burada yanında taşınabiliyor. Arkadaşlar, içeri girdiğinizde sizi böyle bir ev ortamı karşılıyor. Karavan gibi değil. Şimdi biz birkaç gündür burada olduğumuz için size birkaç özelliğinden bahsetmek istiyoruz bu karavanın. Görmüş olduğumuz yer sürücü kabini. Burası. Bu koltuklar çok ufak bir hareketle. Bu koltuklar böyle iniyor. Buradan minik sürprizler çıkıyor size karavanda. Böyle bir yatak mekanizması var. Çok keyifli değil mi ya? Yani ben bu karavanda yaşlanmak isterim aşkım. Hemen ne yapıyoruz? Bir tane sipariş veriyoruz biz de. Banyoya giriyoruz. Burada bizi inanılmaz büyük bir banyo karşılıyor. Burada evet, bir ev lavabosu kadar bir lavabo var. Evet. Gayet güzel. Duşakabini aynı bizim evdekinin boyutunda. 90'a 90. Bir ev standartında. Evet. Burada bir klozet. Evet. Havalandırma sisteminin sesini duyuyorsunuzdur. Buradaki havayı dışarı çekiyor. Daha sonra bak, burada havlu pan var. Ben hayatımda hiçbir karavanda böyle bir şey görmedim. Havlu pan. İşte karavanda görünmez ama evet yürüyen villada olabiliyor. Şurada minik bir cennet gizli.
Evet, tüm kadınların hayranı olacağı bir şey. Evet. Ben bunu hayatımda hiçbir yerde görmedim yani. Çok lüks arabalarda bile yok. Evet, 10 metrelik. Bu süpürge 10 metre değil, karavanın içindeki her noktaya ve dışına kadar uzanan bir süpürge. Şu sistemi sayesinde her yere girebiliyor. Gerçekten dünyada cenneti yaşatan bir şeylerden biri şu. Banyodan sonra yatak odasına geçiyoruz. Yatak odasına geçerken burada iki basamağımız var. Biraz dar. Evet, neden ama iki onun basamağımız var? Sebebini de dışarıya çıktığımızda anlatacağız. Evet. Burada gayet büyük bir yatak odası mevcut. Girişte hemen şöyle ben göstereyim. Klimamız mevcut. Bu klima şu aşağıda gördüğünüz yerin altında olduğu için tamamen sessiz çalışıyor. Bir suite oda diyebiliriz buna. Burada bir adet televizyon var. Şimdi göstereceğim. Burada da bir adet taha var. Evet. İçeride oturma grubunun orada da bir adet televizyon var. Işıklandırmaları çok güzel ya. Çok şık. Peki arkadaşlar, siz olsanız burada mı uyumayı tercih ederdiniz yoksa ön tarafta seyir manzaralı yatakta mı? Bence bunu yorumlara belirtin. Ben olsam seyir manzaralı yatakta uyumak isterdim. Burası şimdi nerededir? Yaşam alanına geldi sıramız. Mesut abimiz var burada. Karavanı alınca Mesut abi de içinde geliyor. Burada televizyonumuz var. Ay çok iyi ya. Her yerden bir şey çıkıyor ve her yerden değerlendirilmiş. Evet. Sanırım 6 veya 7, yok 8 kişilik bir koltuk kapasitesi evet var. Evet. Ön kabin koltukları da dahil oluyor. Şimdi karavanın sahibi Mesut abiyle beraberiz. Hoş merhaba geldiniz, abi. Merhaba. İyi kamplar dileriz bu arada. Teşekkürler sizlere de. Abi biz şimdi bu aracı gördük. Herkes de hayran kaldı. Biz de hayran kaldık. Güle güle kullanın. Teşekkür iyi kamplarınız ederim, olsun. İnşallah. Tabii ki biz hemen merak ettik abi. Fiyatı nedir? Özellikleri nedir? Ya bu arada şeyi söylemeyi unuttuk abi. Yerden ısıtma sistemi var evet karavanın. Aynı zamanda klimaların yanında evet değil mi abi? Evet. Her şey. Şimdi böyle bir arabayı almak istersek, Avrupa'da aldın. Avrupa fiyatı nedir? Türkiye'ye gelen fiyatını da söylemiştin abi. Bunlara bize bir yardımcı olursan. Avrupa fiyatı artı eksi aksesuarlarına göre, istek bagaja koyacağınız arabaya göre yaklaşık 700 bin euro civarında. Tabii Türkiye'de biliyorsunuz ÖTV falan geliyor. %180 vergiydi evet galiba değil mi? O evet civarlarda. Biz bir hesaplattık bu araç için. Yaklaşık 2 milyon euroya mal oluyor bu aracı Türkiye'ye getirmek. 2 milyon milyar lira yani, ne yapıyor abi? aşağı yukarı şu anki kuru baz alırsak yaklaşık 17,5-18 milyon TL. Evet. Bir yalı değerinde veya bir villa değerinde, ama abi sen bunda eksikliğini hissettiğin bir evden bir şey var mı? Yok, zaten bu aracın özelliği o. Yani evinizden daha iyi hissetmenizi sağlamak. Yani en önemli yani noktası bu. Burada da herhangi bir eksikliğini hissedeceğinizi yok zannetmiyorum. Ben öyle bir şey görmedim. Hani yerden ısıtması, süpürge sistemi, havalandırması, evet, yatakları, televizyonu. Hani iki tane televizyon var şu 10 metre mesafede. Evet. İnanılmaz güzel. Abi araç Mercedes. 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 Dilim tutuldu evet abi, kusura bakma. Mercedes heyecan. 1840 Actros bir çekici. Çekici derken kamyon mu yani? Yani tır. Tır. Tır çekici. Bu çekiciyi kabinine alıyorlar. Concord firması kabinini çıkarıyor. Çekiciden kalan direksiyon, sinyal kolları, takograf, bir de kontak. Yeni baştan gerisini komple sıfırdan tasarlıyorlar. Liner modeli olarak. Ve bu arada araçtan dünyada toplamda yani fazla yok. Belki 8-10 tane yani civarında. 10 taneye geçmeyen, nadir, ülkemize de nadir giren araçlardan tabii, yani biri. Genelde Avrupa'da evet geziyor sanırım. Avrupa'da araçtan geziyor. Yani olanlar Avrupa'da geziyor. Tabii Türkiye'ye de kimisi cesaret edip gelemiyor. Ama evet biz tabii Türk olduğumuz için aynen sıkıntı yok. Efsane abi. Evet, yani çok beğendik. Ben bayıldım arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi belirtiniz. Aracımız da ayrıyeten yani her türlü yani kullanıcı için de koruma ve konfor var. Dün yani söylemiştim evet, yolda yani bir anı yaşamış. Önünüzde mesela daldınız, durmuş araç görmüyorsunuz. Kendi frenleyip kenara çekiyor aracı. Yani bu sistemler falan hepsi var.
Bize lazım esas. Aynen, en çok ben çok dalgınım da biraz abi. Ama inanılmaz keyifli bir araç. Evet. Bu arada abi yerden ısıtmasını söyledik. Ekstra unuttuğumuz güneş enerji paneli kaç tane var abi araçta? 4 tane 200 watt panelimiz var. Evet. Bir özelliği var, onu söyleyeyim. Bu aracımızın da bir kısmı Türk malı. Onu da belirtmek isterim. Evet. Sevindim. Ben çok gurur duydum ondan dolayı. Aracı teslim almaya gittiğimizde tesadüf orada bu aracın ön kısmını, yani cam ve tüm ön ızgara aşağı tampona kadar Türkiye'de İzmir'de üretiliyor. Evet, İzmir'de buradan üretiliyor. Oraya ihraç ediyoruz. Aynen, buradan oraya ihraç ediliyor. Yani çok sevindim. Arabanın ön cephesi orijinal Türk malı. İnşallah yakında bunun tümünü yapıp, hatta karavan halini yapıp İnşallah. Ülkemizde sergilemek mümkün olur. Çünkü 2 milyon euro gibi bir rakamlar ülkemizde mümkün çok değil, evet, tabii. Yani uçuk kaçık rakamlar. Çok. İnşallah evet. 200 bin dolar olabilir. Evet. Hani 100 bin dolar olabilir. Tabii, hani tabii. Biraz daha makul fiyatlar evet, olursa çok iyi olur, alınabilir. Tabii. Kesinlikle. O zaman abi dışarıya geçelim, bakalım dışarıda bizi nasıl sürpriz bekliyor, hemen ondan bahsedelim. Dışarıda bizi bekleyen büyük sürpriz ne? Burada aracımızın arkasında bir adet bagaj var. Bagaj bu arada kumanda ile açılıyor sanırım, bayağı ağır olduğu için. Bagajda bizi neler bekliyor? Şimdi ona bakacağız. Burayı sen ilk gördüğünde şok olmuş muydun abi? Yani. Böyle bir şey ama bekliyor. Ama ben bekliyordum aslında yani. Çünkü fuarda görmüştüm. Dedim bu. Evet. Buradan ne çıkacak sizce? Dayanamayacağım. Eğileceğim. Evet arkadaşlar. Burada bir adet karavan kadar, o yatağın kısa olma sebebi, burada efsane bir garaj var. Bu ne garajı abi? Bu araba garajı. Araba garajı. Buraya Mesut abi aracını koyuyor. Bu arada arkadaşlar içeriden çıkan Fiat 500'le abi efsane değil mi ya? Bir yere gittin, karavanı hareket ettirmiyorsun. Arkada hani Türkiye'deki en büyük güzellik motosiklet, araba var. Evet, araba gerçekten çıkıyor arkasından. Yani çok... Ben şoklar içerisindeyim. Yani konuşamıyorum. Özelliklerini duyunca bilmiyorum. Hani daha önce böyle bir karavan gören, özellik gören varsa yorumlara belirtsin abi. Evet, yani ben... Beğendiniz mi bu karavanı? Biz çok beğendik. Yani bu karavana kimler sahip olmak ister? Ben şahsen isterim. Ben de isterim. Allah bir gün nasip eder belki. Yani inşallah olmaz. Herkese nasip eder Allah. İnşallah. Efsane. Şimdi aracımızın en efsane özelliğine geldik. Hep beraber görelim. Lampalar geliyor. Gönül isterdi ki bunun içinden de bir Hilux çıksın değil mi Mesut abi? Evet. Ama maalesef şu anlık sadece olabildiğince minik araçlar. Demirimiz de takıldı. Şimdi vincimizi taktık. Geri kalan iş vinçte mi abi? Kumandaya kaldı şu an. Evet.
bir şey gerçekten, hani duyuyordum ama. Bu kadar mıdır abi? Çok iyi ya. Hani 50 saniye falan sürüyor aşağı sanırım yukarı, tabii. İndirip yüklemek. Tabii. O kadar da zor, ekstrem bir durum değil yani. Mükemmel. Şimdi burada aracımızın demin arka yatak odasında dediğiniz klima sistemi burada. Sıfır sessiz ses. Bir şekilde. Evet, sıfır zaten ses. Zaten bu sanırım lazım. Köpük. Evet. Ses yalıtımı için kullanılıyor. Truma klima. Burada aracımızın komple su ısıtma, su motoru, su filtreme sistemi. Yani temiz su çeşmeden evet. İçebilirsiniz. Ha, bu arada abi ne kadar su? Yarım ton aşağı 500 litre su, 500 litre kirli su, 500 litre de tuvalet tankımız var. 1,5 ton. 1,5 ton. Burada bir 200 litrelik gaz depomuz. Vay. Evdeki doğalgaz sistemini buraya yansıtmışlar. Yani buradaki Webasto ile ısıtma değil. Petrolden mi basıyorsun? Tabii petrolden basıyorsun. Yani Webasto ile ısıtma değil. Truma kombi ile. Tabii Truma kombi ile. Alde ile birlikte. Isıtma. Burada ayrıyeten. Burada 250 litre mi gaz vardı? 200 litre, 50 litre şey, de burada 200 var. Litre orada var, 50 litre ya de bunlar yedek, yedek aslında. Daha hiç bugüne kadar kullanmadım. Yani o şey olmadı ve şu an aşağı yukarı 7 haftadır yoldayız. 200 litrelik depomuz içerideki göstergeye baktığımız zaman daha %75 dolu. Ve Almanya'dan çıktığımda %80'deydi yani. Wow. Adamlar yedeğin yedeğini yapmışlar. Evet, ama. Yedeğin böyle yedeğini. Şey yok yani. Evet. Ha, buralar tabii şöyle. Malzeme dolabı. Malzeme dolabı. Karşıya boydan boya gidiyor bu ta karşıya. Evet. Gerektiğinde insan bile koyulabilir. Zaten bu dolap bize yetiyor. Başkasını kullanmıyoruz. Beni oraya alabilirsin. Evet, alabiliriz. Ben aynen. Almanya'ya gidebilirim aynen. Abi. Yani görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar mükemmel, mükemmel, mazot mükemmel. Mazot deposu ha. AdBlue ekliyorsunuz tabii araca. AdBlue deposu, mazot deposu. Yani her göz bura, her şekilde değerlendirilmiş. Açmışken burayı da yani tuvalet bunun uğutucu var. Buradan gidiyor. Herhangi bir sıkıntı, problem olursa diye. Ulaşılabilmesi, ulaşılabilmesi için burası yapılmış. Yani gayet mantıklı. Evet. Kasetli sistem değil. Çünkü değil. Yarın öbür gün tabii, tıkanlı tabii, bir tabii, şey kesinlikle. Olduğunda evet. Tuvalet kullanmamak. Buradan varsa, yine şeye aracımızı. Aracın deposuna. Evet. Burada dış duşumuz var. Mesela denizden geldiğiniz zaman. Buradan sıcak su, soğuk su hepsi akıyor. Buradan çıkarıp duşunuzu yapabiliyorsunuz. Bu arada abi bu rampaya başka hangi araçlar koyulabiliyor? Fiyat 500 mini, Mini Cooper Smart rahatlıkla giriyor. Tabi bazı bu yeni açıkan arabalar da var. Çin, şey Japon araçlar falan onlar da giriyor küçük olanlar. Arkadaşlar bu yürüyen uçak, villa, dev araçla vedalaşma zamanı. Evet biz... kampımız bitti. Mesut abiler de buradan ayrılıyor. İstanbul'a doğru yol alıp oradan Almanya'ya geçecekler. Evet. Yani ben bu araca hayran kaldım. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz neler. İçinde yok yok bulaşık, çamaşır makinesi, fırın, aygaz, ocak, araba. Hani bir insana daha ne lazım olabilir ki böyle bir hani böyle bir karavanda? Bilemedim yani. Sizin eksik gördüğünüz bir şeyler var mı bilmiyorum ama. Beğendiniz mi karavanı? Evet. Bir bence bunu yorumlarda oturup konuşalım. Ben gerçekten hayran kaldım. Siz de beğendiyseniz videoyu likelamayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.